Buyur. Evet ben de Barış'ı öncelikle tebrik ediyorum. Yani e, Barış aslında kaybetmedi. Bence de kazandı. Hanza çok güzel bir cümle kurdu. Yani Survivor'a katılması bile başarı. Aynen öyle. Survivor'a katılacağı günden itibaren herkesin ilgi odağı oldu. Çünkü bu adam Survivor'ı nasıl yapacak diye. Evet çok başarısı var. Milli takımda birçok branşta e, çok önemli başarılı imza atmış. Bir sporcumuz aynı zamanda. Evet. Ama sonuçta e, engelli biri. Engelli bir Survivor'da nasıl olacak onu bize gösterdi. Ve gayet iyi gösterdi aslında. Ee, tabii ki her Survivor yarışmacısı gibi hataları da oldu ama çok fazla hatası olmadı ee, hatta mi? genelde de e, biz burada <laughs> koruduk kolladık bu e, engelinden dolayı değildi yani ona karşı bazı söylenen söylemlerden vesaire. Bugün de e, Hanzade'nin telefonu durmuyor. Evet tabii. Murat abi de bir Sen Hanzade'ye el verdin galiba. Bir de şimdi. Murat abi de yaptı mı? Tabii yaptı bir de şimdi tamam. de yaptı. Senin telefon da mı bugün dırt yaptı Murat? Yok Murat abininki yapmadı. Yani. Hanzade Murat abi konuşurken de bir. Benim telefonum sessizde de öttü. abi dırt yapacak. Bir de şimdi. Benimki de sessizde de neyse. Öyle oluyor işte ben de öyle sanıyorum. bir anda ötüyor. Her yani neyse. Bir de bu arada bir karga sesi gibi seninki. <laughs> evet o niye yani öyle? Karga sesi geliyor Hanzade'nin telefon. Son diye. açılan e, Reels. Öyle. Ha, Reels kargaymış demek ki. Siz Buyurun. Neyse. E, ben Barış'ı şöyle değerlendirmek istiyorum. Server başladı da herkesin ilgi odağı demiştim ya. Ne yapacak bu çocuk? Nasıl olacak? Başarabilecek mi? Becerebilecek mi? Valla gayet iyi becerdi. Mesela Aziz diye bir yarışmacı var. E, i̇ki eli iki bacağı var. Aziz'le performansları kafa kafaya. Yani demek ki e, birçok insana göre de çok başarılı olmuş. Bu anlamada geliyor. Çünkü çok ciddi bir handikapı var. Bildiğimiz e, abi de söyledi. Adam tek bacağıyla yarışıyor. Tek bacağıyla yarışıyor ama sporcu kimliği neredeyse bazen bize onu unutturdu. Mesela biz 3'te 3 üç yaptığı gün de gördük Barış'ın. Hem de çok iyi yarışmacıların arasında. Çok iyi yarışmacılara karşı. ve Dolayısıyla da ben asla başarısız diyemem. Ve de çok başarılı, başarılı diyebilirim. Zaten Survivor'a katılıp Mayıs ayını gördüyse Herkes başarılıdır. Bu kim olursa olsun. Yani Mayıs ayını bulan bir yarışmacı Ocak'ta başlayan bir yarışmada her haftada birinin elendiği bir yerde Mayıs ayını gören yarışmacı zaten çok başarılıdır. Tebrik ediyorum e, Barış Telli'yi. Helal olsun. E, göğsümüzü kabarttı Survivor'da da. Ama bundan sonra nereye gidecekti? Evet orası da bir soru işareti. Yani bundan sonra her gideceği hafta Çünkü performans yavaş yavaş Yani yoruldu da Survivor'da normal olarak. Özellikle birleşmeden sonraki performansı bir tık aşağıya doğru böyle grafik evrildi. Aşağıya doğru. Yani %30'larda yarışan Barış'tan %25'lere doğru gelmeye başladı. E çünkü iyi yarışmacılar kalmaya başladı ister istemez içeride. O iyi yarışmacılar kaldıkça da Barış'ın kazanma oranları azalmaya başladı. İşte daha çok 3'te 0'lar, daha çok 4'te 0'lar görmeye başladık. Eğer ki Barış kalmaya devam etseydi bu sefer de şöyle bir konu olacaktı. Ya Barış da işte e, engelinden dolayı devam ediyor galiba falan denecekti. Ha, hiç ona da e, mahal bırakmamış oldu bence. Çok doğru yerde doğru şekilde gittiğini düşünüyorum hatta ben. Yani Barış son dörde kalsaydı bu performansla <laughs> acaba diyecektik. Ama mesela şimdi bence iyi bir yerde bitirmiş olduğu, noktalamış oldu Survivor'u diyebiliriz. Ee, eleme olarak da şöyle bir şey diyeceğim. Bir şarampol muhabbeti var aramızda biliyorsunuz. Son gece sadece Barış'ın isminden ben bahsettim. Bakın Barış da gidebilir diye. Barış da Aziz arasındayım diye. Benim nedenim şuydu. Barış her potaya girdiğinde bir hikayesi vardı. Çünkü takımı onu bir şekilde potaya sokarken bir şeyler söylüyordu. Genelde Buse ile aynı takımdaydı. Buse ile bir atışması oluyordu. Veya elenen Halil bir konuşmaları oluyordu. Ve ben diyordum ki yani Halil olduğu sürece, Buse olduğu sürece Barış kolay kolay elenmez diyordum. Halil gitti. E Buse de aynı takımda değil. Ve Barış bu hafta aday olurken sessiz sedasız kendisi bile bir tepki vermeden aday oldu. Bakın dedim her zaman Barış normalde aday olduğunda bir şeyler söylerdi. Bir mesajlar verirdi ve o mesajlar da doğru yere gider. Barış'a oy olarak gelirdi. Ama bu hafta öyle olmadı. Yani Barış da bence aday olmasını çok normalleştirdi. Belki onu sevenler de çok normalleştirdi ve Barış o yüzden de benim gitme <laughs> adaylarımdan biriydi. Bu arada Şarampol'da hepimiz gittik ama hani üç ağır yaralı bir hafif sıyrıklarla kurtulan ben olmuş oldum diyebilirim bunu da espri olarak sonunda bildireyim. Tek bir şey söyleyeyim. puanımı diyeyim. isterim diyor İsmail Taş. Şey. Evet. <laughs> Yarın fazla <laughs> helal olsun. Buyurun.